5 Ocak 2017 tarihli meclis zabıt özetlerinin okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis zabıt özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler yine oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir başkanlık teklifimiz var. Onun öncesinde sözlü ve yazılı örnek olup olmadığını soracağım. Ama şunu paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Malum 2016 sonu itibariyle oluşan nüfus açıklandı. İlçemizin nüfusu, yeni nüfusu 297.420 olarak açıklandı. Yine özellikle 2011 yılından bu yana süre gelen yaklaşık yıllık 15.000 ila 17.000 makasında süren artış bu yılda devam etti. Tabii nüfus artışı beklediğimiz bir şey. Bu tabii İstanbul için olsun, ilçelerimiz için olsun. Artış kelimesi çok da aslında olumlu bir kelime değil. Bu kadar hızlı nüfus artışı. Ancak ilçemizin hem rağbet görmesi hem konut alanlarının buna dönük olması bu süreci hızlandırıyor diyebilirim. Yine özellikle yakın çevremizde nüfusun çok hızlı artıyor olması bu biraz daha bu bölgenin problemlerini de peşinden taşıyor diyebilirim. Yaklaşık olarak yine ifade etmek gerekirse Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece olarak 4 ilçeye baktığınızda yine 100.000'e yaklaşan bir nüfus artışını yakalamış bir bölgeyiz. O bakımdan makro ölçekli bütün projelerin her birimizin bir vazifesi olarak takipçisi olup 100.000 Anadolu'da ciddi bir nüfus kent nüfusu ihtiyaçlarını her yönüyle tahmin edebiliyorsunuz. Bu detaylara şu anda girmeyeceğiz elbette. Ama o bakımdan hepimizin sorumluluk alarak yerel belediye olsun, büyükşehir belediyesi olsun, merkezi hükümet birimleri olsun, makro ölçekli tüm hizmet ve projelerin ilçemize ve bölgesine doğru zamanlı bir şekilde aktarılmasının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle ilçemizde işte Adnan Kahveci Mahallesi en yüksek nüfusu alan mahalle olduğunu, Yakuplu ve Kavaklı'nın da peşi sıra izlediğini ki Adnan Kahveci'nin yaklaşık 80.000'i aştığını bir mahalle olarak, nüfus olarak hem buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızı hem de diğer vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olalım. Tabii süreç içerisinde bölgemizdeki bu nüfus süreci ve bu nüfusla ilgili neler yapılması gerektiği ile alakalı bir sunumumuz hazırlanıyor. Önce meclisteki meclis üyesi arkadaşlarımızla paylaşıp daha sonra da ilçemizin farklı birimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla da paylaşacağımızı şimdiden belirtmek istiyorum. Bununla ilgili hazırlığımız var. Tabii kentin geleceğini yakalayabilmesi ve yılda 15.000 üzerinde nüfusu artan bir yerin 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra nereye varması gerektiği, vardığında daha doğrusu nelerle karşılaşacağını ve bununla ilgili alınması gereken tedbirler ve nasıl bir şehir yaşamı hayal edildiği noktasında da çalışmalarımızın sürdüğünü ve bununla ilgili de 2030 vizyonunun Mart ayı içerisinde programımızda olduğunu, yine sıkıntı olarak görmemiz gereken ki bugün de Ege'de bir depremi, Çanakkale'de bir depremi yaşadık. İstanbul'un da malum deprem bölgesi olması sebebiyle bizim bu konuya çok daha duyarlı olduğumuzu, İstanbul'un bir parçası olarak depreme dönük hem deprem öncesi hem deprem sonrası afetle ilgili alınması gereken tedbirler hususunda sunumlarımızın sonuna yaklaştık diyebilirim. Aslında kent için çok doğru bir afet yönetim planı hazırladığımızda belirtmek istiyorum. Bu konuda hazırız ve gerekli sunumlarımıza başladık. Meclis grubumuza sunum yapıldı. Meclis üyelerimizin bir miktar eksik katılım olduğunu duydum ama
daha genişletilmiş toplantılarda katılıp mutlak bu sürecin aktif bireyleri olarak içinde olmalarını diliyorum. Bu süreci hem valilik hem kaymakamlık nezdinde de ortak işbirliği yaparak sürecin nasıl yönetilmesine dair planlamaları ortaya koyarak afet planının da Beylikdüzü afet planında tüm bireylere aktarılmasını sağlayacağımız toplantılar yapacağımızı da sizlere şimdiden duyurmak istiyorum. Yani Beylikdüzü'nde yaşayan her bireyin Beylikdüzü'nün afet planından haberdar olmasını sağlayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu boyutuyla nüfus demek bir yandan tabii ki çoğulcu demokrasinin, katılımcı insanların varlığının var olması bizi mutlu ediyor. Özellikle genç nüfus oranının yüksek olduğu bir Beylikdüzü bizi mutlu ediyor ama bununla beraber de çözümlenmesi gereken ve ileriye dönük gelecek projeksiyon olarak uzun yıllara dayalı bir yönetim anlayışının ortaya konması gerekliliğinde şimdiden altını çizmek istiyorum. Bana nüfusun hatırlattığı şey öncelikli bunlardır diye düşünüyorum. Öncelikle hem bugünkü tabii ki meclisimizi ama aynı zamanda başta Beylikdüzü'nü olmak üzere İstanbul'a ve Türkiye'mize sadece nüfusuyla değil, var olan nüfusuyla demokratik, birbirini anlayan, hisseden, huzurlu, keyifli bir ülke olma bakımından elinden geleni yapan ve toleransı en üst seviyede tutan bir ülke olma duygusuyla hareket eden 80 milyon değil, önemli değil, milyonlarca daha artabilir ama önemli olan nitelikli, keyifli, huzurlu bir yaşamın sürdüğü topraklar olmaktır. O bakımdan her bireyin üzerine düşen vazifeler vardır. Burada bulunan başta ben ve değerli meclis üyesi arkadaşlarım da aynı sorumlulukla görevlerini yerine getirmesi gerektiğinde özellikle altını çizmek isterim. Bu duygularımızla meclis oturumunu açmış olalım. Hepimize bu meclisimiz hayırlı olsun diyelim. Sözlü ve yazılı önerge son arkadaşlarımız var mı? Efendim 3 sözlü önergemiz var. Bir de gündem dışı söz almak istiyorum. Evet. Bir sözlü önergeniz var. O zaman gündem dışı söz alma hakkınızı buyurun kullanın. Sonra sözlü önergenize geçelim. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, değerli vatandaşlarımız. Öncelikle toplantımızın, meclis toplantımızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi biraz önceki beyanlarınızdan elbette nüfusla ilgili artış olduğunda hizmetlerin de o noktada artması gerektiğini zikrettiniz. Evet bu doğrudur. Şimdi bir hizmetin aslında hangi, nereden geldiğinden çok vatandaşa ulaşıp ulaşmaması önemlidir. Dolayısıyla hizmetler nereden gelirse gelsin Beylikdüzü halkının faydasına yapılan faaliyetlerdir bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tüm vatandaşlarımızın konsensüsü ve uzlaşmasıyla kurulmuş bir belediyedir. Ve bütün vatandaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde temsil hakkı ve söz hakkı vardır bütün vatandaşlarımızın. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere faydalı faaliyetler sunar, faydalı hizmetler yapar. Tıpkı bizim ilçemize yaptığı hizmet gibi, hizmetler gibi milyonlarca liralık İSKİ yatırımları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri vardır. Şimdi tabii burada kimsenin, vatandaşımızın hizmetten faydalananların kafasına bir şeyi kakmak açısından söylemiyorum. Fakat hizmeti gerçekleştiren yer olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada bir proje gerçekleştirmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da onaylı proje. Bu nedir? Bu proje ilki Beylikdüzü Evlat Yakuplu Evlat Camii'nde, Merkez Evlat Camii'nde yapılan bir proje. Bu taziye evi şeklinde vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarının taziyeleri için toplanılan ve örf ve adetlerimizde bulunan bir yer Sayın Başkan. Bunu siz de faydalı olacağını mecliste defalarca beyan edip deklare etmiştiniz. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Başkanlığı onaylı bu projesinin, ki proje arkadaşlar elimdedir şu dış kabından, evet çok nezih bir salon gördüğünüz gibi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla, imkanlarıyla yapılacak bir projedir bu. Şimdi bu projeyi bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaparken cumartesi günü sizin partilileriniz ve sizin bir kısım meclis üyeleriniz ve sizin zabıtanız bir engellemelerle karşılaşmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani iki zabıtanın karşı karşıya getirilmesini Sayın Başkan ben doğru bulmuyorum. Dolayısıyla hizmette el birliği yapamayacaksak, omuz omuza mücadele edemeyeceksek nerede el birliği yapacağız? Oy birliğimiz nerede olacak? Dolayısıyla bu şekilde agresif tavırlarınızı biz AK Parti grubu olarak kınıyoruz. Hizmetler noktasında gelin omuz omuza verelim, gelin el birliğiyle olalım. Hizmet nereden gelmiş olursa olsun arkadaşlar. Beylikdüzü yeter ki hizmet alsın. Biz Beylikdüzü'nün şu kayıp 3 senesini telafi etmeye uğraşırken sizin tarafınızdan tökezlenmek açıkçası vatandaşların faydasına olmuyor. Elbette ki bu bizim de hoşumuza gitmiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Bir şahsıma dönük bir tarifleme yapıldı. Müsaade edin. Şimdi tabii bir eksik bilgiyle konuşma yaptığınızı öncelikle belirtmek istiyorum. Bir kere Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi sınırlarında bir yatırım yapacağı zaman birçok konuda işbirliği ve diyalog halinde yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum. Bahsettiğiniz İSKİ'den tutun da diğer bütün unsurlara varıncaya kadar. Şimdi tabii konuya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinin engellenmesi gibi bir kavramla başladınız. Ben de şöyle bir kavram ilave edeyim. Hizmete hiçbir zaman siyasi unsurların ve siyasi tavırların eklenmeden en önemli olan hizmettir deyip yardımcı olmak, birbirine yardım etmek ve kol kola yürümenin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, biz burada bir yıl öncesinde bir taziye ile ilgili ortak bir karar verdik oy birliğiyle. Ancak o günden bugüne yaklaşık 20'ye yakın farklı dil ve kavramlarla bize yazışmalar yapıldı. Sonrasında bu yazışmaların çok nahoş kavramları var. Yani buradan ifade edebilirim ki Diyanet Müdürlüğümüz, daha doğrusu müftülüğümüzün çok yakışmayacak şekilde buradaki bir hizmeti engellemek adına yaptığı bir takım manipülasyonlarla süreç ta bu zamana kadar gelmiştir. Yoksa biz Gürpınar'da Yakuplu'da iki camimizde, Gürpınar'da bir camimizde, Adnan Kahveci mahallemizdeki bir camimizde ve Kavaklı'da bir camimizde olmak üzere aynı anda 6 noktada taziye evi yapımıyla ilgili sürecimizi hazırlamıştık. Burada oy birliğiyle almış olduğumuz tek amacı taziye evi olan, tek amacı taziye evi, bunun dışındaki tüm kullanımlarda da müftülüğün yetkili olduğu bir taziye evi uygulamasının belki 20'ye yakın yazışmayla engellenmesini üzüntüyle karşıladığımı defalarca ilçenin sayın müftüsüne aktardım. Bu hiç hoş bir durum değil. Beylikdüzü Belediyesi'nin de başta buradaki meclis üyesi olan AK Parti grubu olsun, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olsun, herkesin belediyesi olduğunu da hatırlatmak isterim. Aynen sizin Büyükşehir Belediyesi'ni hatırlattığınız gibi. Dolayısıyla yapılan her hizmet ne Ahmet'in, ne Mehmet'in, ne Ayşe'nin, ne Fatma'nın. Beylikdüzü Belediyesi'nin hizmeti, Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin hizmeti. Ama bunu başka bir kavramla, caminin bir kötü kullanımı şeklinde, yani caminin altında çok affedersiniz, farelerin dolaştığı sitelerdeki camimizin, bodrumumuzun yenilenmesiyle ilgili. Ya da Yakuplu'daki aynı şekilde caminin metruk durumunda bulunan bodrumunun yenilerek bu duruma dönüştürülmesi gibi. Ya da yeni yapılan bahsettiğiniz Evlat Camii'nin altındaki bodrumun yapılanması ile ilgili sürekli bu süreç yazışmalarla devam etmiştir. Ne yazık ki biz bunu kamuoyuyla paylaşmadık. Çünkü bireysel bir takım yanlış kavramların kamuoyuna bir şekilde aktarılmasını, hele hele inanç kavramlarıyla aktarılmasını çok doğru bulmadığımızın da altını çizmek istiyorum. Yani bizim altı noktadaki
insanlarımıza en acı günlerinde hizmet vermesi için yapmaya çalıştığımız taziye evlerinin bir yıldır engellenmesini esefle kınıyorum ve bunu da burada aktarmamanın sadece hassasiyetimiz olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda müftülük ne yazık ki yanlış hareket etmiştir. Sonrasında bu konu baktık ki uzuyor. Müftülüğün yazışmalarından aldığımız anahtar bir takım cümlelerden dolayı biz dernekle irtibata geçtik. Peki dedi kardeşim, derneğimizle biz ne yapabiliriz? Birimlerimiz dernekle irtibata geçti. Bizzat derneğin onayıyla, yani Yakuplu'daki yeni yapılan cami derneğinin onayıyla ve bağışçının da onayıyla, bak altını çiziyorum, cami derneği ve bağışçısının da onayıyla, onlarla ortak, öyle bir görsel de değil, her metrekaresi tanımlı tasarımlı yaklaşık bir aydır yapılan çalışmayla biz karşılıklı bir onaya gittik ve projenin karşılıklı olgunlaşması ve onaylanmasının neticesinde biz buradaki inşaat kararını yaklaşık 15 gün önce aldık. Hazırlıklarımızı yaptık ve bu hazırlıklarımıza binaen de geçen hafta çarşamba günü biz orada inşaat faaliyetlerimize başladık. Ben hatta İstanbul'da yoktum. Cuma günü neler yapılıyor diye cuma namazı vaktinde orada olma kararı verdik. Gittik. Diyanetle değil, cami derneğiyle. Cami derneği kavramını da bize olgunlaştırıp ileten zaten müftülük. Müftülüğün yazılarında var. İsterseniz bakabilirsiniz. Cami derneği yetkilidir, cami derneği yetkili olmalıdır diye bize yazı yazan müftülük. Biz bu kavramlar üzerinden cami derneğiyle hareket ederek bu bahsettiğim süreci tamamladık. Çarşamba günü inşaat faaliyetlere başladık. Perşembe günü çalışmışlar. Cuma günü de cuma vakti ben oradaydım. Gittiğimde tam cuma vakti öncesinde birileri telaşla o çalışma yaptığımız bodrum katın önüne, hem de başkasının mülkiyetinin üstüne demir parmaklıklarla şantiye çevirim ya. Kimsiniz siz? Ben sordum. Bizzat ben sordum. Bizi Büyükşehir Belediyesi'nden yolladılar. Biz müteahhitiz. Niçin geldiniz? Burayı çevirin diye geldik. Lan nereyi çeviriyorsunuz kardeşim? Kimden izin aldınız? Kiminle konuştunuz? Cami derneğinin haberi var mı? Yok. Bağışçının haberi var mı? Yok. Hiçbirinin haberi yok. Biz orada beraberdik. Namaz öncesi de beraberdik, namaz sonrası da beraberdik. Namaz sonrası çıkışta vatandaşlarla da beraberdik. Bunu buradan kaldırın dedik. Ayıp, yanlış yapıyorsunuz. Ve kaldırıldı. Biz gene inşaat faaliyetlere devam ettiğimize göre cuma üçüncü gün, cumartesi dördüncü gün bir şekilde oraya yüze yakın insan Büyükşehir Belediyesi'nden gelmesinin, belki daha fazla, sayısını bilmiyorum, gelmesinin anlamı ne? Buraya yapılıyor. Bura yapılıyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılıyor. Sarı çizmeli Mehmet Ağa tarafından yapılmıyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından. Ve dernekle de onaylı bir şekilde konuşarak yapılıyor. Çok ayıp, çok üzücü, çok keyifsiz. Lütfen bitirin. Zet Bey, ikide bir el kaldırmayın, konuşuyorum. Üç defadır el de kaldırıyorsun bak. Yok, ben görüyorum. Üçüncü defa el kaldırdın. Peki. Şimdi ben gerekli bilgileri veriyorum. Siz sözlü söz hakkınızı kullandınız. Yakuplu'daki yer Beylikdüzü Belediyesi'nin dernekle karşılıklı onaylaşarak kararı verilerek yapımı yapılmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz noktalarda biz Büyükşehir Belediyesi ile zaten her konuyu yazışıyoruz. Aynen bizim kentin önündeki dönüşün yaklaşık iki yıldır yazışmasını yapmamız gibi. Aynen metrobüs meydanının üzerindeki yerin de hizmete açılması ve oradaki ulaşımın bir şekilde Beylikdüzü'ne fayda sağlayacağının yaklaşık 1,5 yıl öncesinden yazışmalarını ve önerilerini yaptığımız gibi. Ve sonrasında da açıldı. Israrla, giderek, belki 10 defa. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapacağımız her konuyu biz Büyükşehir Belediyesi senkronize yazışmayla, görüşmeyle sürdürüyoruz. Ha, gecikmeler oluyor mu? Oluyor. Yani örneğin kar kış noktasında biz tuz almaya gittiğimizde, tuzumuz bitti dediğimizde, nasıl ki bize yardımcı olmaya çalışan arkadaşlar varsa acil,
Biz onları elde etmeye çalışırken bunlar oluyor. Acil noktalarda da bu tür acil müdahaleler oluyor. Ancak değerli arkadaşlar, bakın tekrar altını çiziyorum. Herkes işine bakacak. Herkes işini yapacak. Biz işimizi yapıyoruz. Oraya 150-200 adam gelmekle iki zabıta karşı, niye gelsin iki zabıta karşı karşıya kardeşim? Herkes işine bakacak. Büyükşehir Belediyesi işine bakacak. Beylikdüzü Belediyesi işine bakacak. Dolayısıyla umarım yanlışı yapanlar, ister müftü, ister belediyeci, ister bürokrat, ister kim olursa olsun, yanlışlarının farkına varsınlar. Bizim bir yıl öncesinde ortaya koyduğumuz Beylikdüzü'nün farklı noktalarındaki taziye bir uygulamasını mutlak devreye koyacağız, hizmete geçireceğiz ve Beylikdüzü'ndeki vatandaşlarımızın taziyelerinin olduğu anda en güzel şekliyle, en manevi şekliyle yine din adamlarımızın, yani diyanete bağlı din adamlarımızın sorumlulukları altında bu ortamlarını geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim işimizdir. Onun için orasıyla ilgili proje süreci de bizim tarafımızdan yürütülmüştür. Ve orası bizim tarafımızdan yapılacaktır. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin daha farklı bir öneriyle bize önereceği bir husus varsa seve seve buyursunlar. Başımızın üstünde yerleri var. Gelsinler, konuşalım ve bu konuda yapılması gereken ne varsa da yapalım. İşbirliği zaten bizim işimiz. Yani uyum bizim işimiz. Öyle bakıyoruz olaya zaten. Onun için durum bundan ibarettir. Eksik bilgi aktardınız. Ben de vatandaşları bilgilendirdim. Sözlü önergelere geçelim. Sözlü önergelere geçelim. Hiçbir cevap hakkı doğmadı. Sözlü önergelere geçelim. Hayır, hayır. Hiçbir cevap hakkı doğmadı. Yok. Ama uzar, yani bu iş kötüye gider yani. Hiç gereksiz. Peki buyurun. Bir dakika size söz hakkı veriyorum. Tabii. Tabii olsun. Sayın Başkan, şimdi oradaki dert sizin kaçak logonuzu asmaktan başka hiçbir şey değil. Hizmet peşinde değilsiniz. Kusura bakmayın. Bir. İkincisi, arkadaşlar müsaade edin. İkincisi şu. Sayın Başkan, siz bu algı çalışmalarıyla sadece yürütemezsiniz diye biz baştan beri uyardık. Evet. Dolayısıyla koskoca devletin yaptığı büyük bir hastaneyi 3-5 tane temizlik görevlisi oraya göndererek sanki hastaneyi siz yapmış gibi Beylikdüzü TV'den caka satmanın da manası yoktu. Sizin tarzınız ve tavrınız budur Sayın Başkan. Peki. Dolayısıyla bunu açık söylüyorum. Siz orada hizmet peşinde değilsiniz. Camiye siyaset sokmaktan başka bir tavrınızın olmadığını biz önergeye oy birliği verdikten sonra gördük. Teşekkür ediyorum. Peki. Buyurun, buyurun İzzet Bey, sorun. Evet. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Başkanım, dediniz ki 5-6 tane camide bodrumlarında fareler geziyor. Bodrumları kötü. Peki bu camilere şu ana kadar ne yaptınız? Taziyevi olarak demiyorum. Hizmet olarak ne yaptınız? Peki. Cevaplar mısınız? Tabii teşekkür ederim. Tabii ki. İzzet Bey, bir saniye vereceğim Mülayim Bey, size söz hakkı vereceğim. Fuat Bey bir müsaade eder misiniz arkadaşlar? Böyle ses istemiyorum, söz almadan konuşma istemiyorum Fuat Bey. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim camilere yaptığımızı aleni duymamanızın tek sebebi camiler üzerinden siyaset yapmama ahlakımızdandır. Bir, ikincisi geleceğim. Bak müsaade et İzzet Bey, gene aynı uslubuna döndün. Müsaade et, elini de, yani indir ve müsaade et. Tamam. Şimdi bak, ikincisi cami avlusuna tabela diyorsunuz. Bahsettiğiniz şey Beylikdüzü Belediyesi'nin tabelası. Çok ayıp, çok üzücü. Yani sizin de bir ferdi olduğunuz, Beylikdüzü'nde yaşayan 300 bin kişinin bir ferdi olduğu ve sizin de oy birliğiyle karar verdiğiniz, yani camilerin altındaki bu taziye evlerinin yapılması ile ilgili oy birliğiyle karar verdiğiniz bir karardan sonra bunu söylemeniz çok üzücü. Çok üzücü. Artı algıdan bahsediyorsunuz. Al bak, müsaade et, bak değerli sözcü, bak sözcü arkadaşım, bak. Sen konuşurken ben seni dinliyorum. Bütün insanlar seni dinliyor. Yerinden bağırarak bu şekilde cevap vermen ne senin mesleğine uyar, ne buradaki konumuna uyar. Ne de elde, bak hala devam ediyorsunuz.
Bak hala devam ediyorsunuz. Gelelim algı dediğiniz kısma. Şimdi bizim web TV'miz, şuyumuz, buyumuz, vatandaşın bilgilendirilme hakkının daha önce yapılmadığı gibi, birçok belediyede hala yapılmadığı gibi, birçok belediye, X, Y, Z parti demiyorum, maksimum düzeyde yapılması için bizim ortaya koyduğumuz iletişim araçlarından birkaçıdır. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Oradaki yapılan tanıtım, duyuru, ilan vesaire vesaire de kimse ben burayı yaptım demedi. Kaldı ki tekrar ifade ediyorum. Cami yapan bir Ahmet de olabilir, hayırsever. Belediye de olabilir. Bir başka kişi de olabilir. Bağışlarla da olabilir. Kimin yaptığının önemi yok. Yapılmasıdır önemli olan. Kaldı ki bizim bölgemize yapılan hastaneyi de ne AK Parti yapmıştır ne Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır. Bunu duyurmak benim en doğal hakkımdır. Benim oraya hizmet vermek benim en doğal hakkımdır. Yani benden peyzajcı ister yollarım, bilmem ne ister yollarım. Arkadaşlar, siyaseti hizmetlere katmadığımız gibi bu bahsettiğiniz konuları bu meclise veya bunun gibi ortamlara taşımamak bizim beylikdüzülü, hemşerilik ahlakımızdandır. Taşımamak. Niye taşımadık? Çünkü siz taşıdınız diye konu açıldı. Şöyle ki, bu konular Türkiye'nin toplumsal konuları, bir yere cami yapılmış, okul yapılmış, işte bilmem ne. Ve onlar oradaki alanı ilgilendiren hususlar. Bunun üzerinden kamusal bir nemalanma talebimiz veya böyle bir arzumuz yok. O bakımda, bak hala İzzet Bey, ben hala devam ediyorsun İzzet Bey. İzzet Bey, hala devam ediyorsun. Evet, doğru, geçmişten gelen kötü yapılar. Biz, söyleyeyim İzzet Bey. Söyleyeyim, bütün cami derneklerini gezebilirsiniz. Bütün camilerin temizliği bizim işimiz, bizim işimiz. Bütün camilerin avlusundan içine kadar. Ancak kapalı olan, giremediğimiz, imam evi diye gözüken, bodrum kat vesaire gibi alanları tespit ettiğimizde metruk alanlar. Kaldı ki şu anda Yakuplu'da o bahsettiğim Hazreti Halit Camisi'ne yatırımımız devam etmekte. Düzenlemeler yapıyoruz. Avlusunda, çatısında, her yerinde. Bodrumunu da bu şekilde görünce müftülükle gezdik. Burası da taziyevi olmalıdır dedik. Biz bu meclise bu konuyu getirmeden Sayın Müftü'nün de onayını alarak getirdik. Ama birileri kalkıp müftü bizden onay aldı mı ki bu meclise geliyor dedikten sonra tavrı değişti. Kim o birileri bilmiyorum. Tespit edeceğiz. Tespit edeceğiz. Tespit edeceğiz ve halkın önüne atacağız. Netleştirelim. Hele bir netleştirelim. Müftünün onay alacağı tek yer var Diyanet İşleri Başkanlığı. Başka kimse yok. Kaymakamın onay alacağı tek yer var. Valilik, İçişleri Bakanlığı. Başka bir yeri yok. Varsa bulacağız. Başka bir onay yeri varsa bulacağız. Bulunca da toplumun önüne atacağız. O bakımdan sıkıntınız olmasın. Taziye evinde yapacağız. Okulda yapacağız. Camide yapacağız. Cemevide yapacağız. Hepsini biz yapacağız. Gücümüz hepsine yetiyor. Yetmediği noktada gücü yetmesi gereken kurumlarla da çekinmeden en güzel şekilde irtibata geçeceğiz. Kuşkunuz olmasın. Beylikdüzü'nün en güzel günleri bizim sayemizde Beylikdüzü'yle buluşulacak. Buyurun. Son söz, cevap hakkı doğmasın, söz şeye geçeceğiz. Önergelere geçeceğiz. Sayın Başkan, değerli meclis, değerli Beylikdüzü halkı. Yakuplu Evlat Camii'nin yıkılıp yapılmasıyla ilgili ben süreçten bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Orada Yakuplu Köyü'nün çok uzun yıllardır köylüye ve orada yaşayan vatandaşlara yetmeyen ufaklıkta bir cami vardı. Bu hayırsever arkadaş geldikten sonra. Bu dediğim tarih 2011'li yıllarda. İki tane de parsel vardı orada. Bir Yüceller, bir de Pekeller. Belediye başkanı, o zamanki belediye başkanı gittiğinde köylü o güne kadar bütün belediyelerden hasar gördüğü için kabul etmemişti. Biz devreye girdik. O zaman cami dernek başkanı Şükrü Bey'di. Dedi ki ya arkadaş sen bunları tanıyorsun bir devreye gir. Niye anlatıyorum arkadaşlar bu süreci bilginiz olsun diye. Bir saat konuşacağım camilerle ilgili Sayın Başkan bilginiz olsun. Ben konuşacağım. Bu vatandaşlarla konuştuk. Bir vatandaşımızın
360 metre yeri vardı. Belediye başkanı ve ilgililerin yanında nasıl istiyorsanız öyle değerlendirin dedi. Araya biz girdik. Daha sonra 250 metre parsel verilerek o vatandaşın yerini aldık. Diğer vatandaşın 200 metre yerini de RAİC'in en alt biriminden vatandaşa bir senede ödeyerek onu da aldık, kattık. Şimdi onlar belediyenin mülkü pozisyonunda 500 küsur metre. Ya, Türkiye'yi sattınız. Bunu mu konuşturacaksın bana ya? Mülayim Bey. Allah Allah. Mülayim Bey, müsaade edin. İzzet Bey. Ama başkanım ben hep dinliyorum. Bakın, dördüncü defa sizi uyarıyorum bak. Hiçbir arkadaşımın konuşurken sözünü kesmedim bugüne kadar. Hiçbir mecliste. Yani siz çok nezaketle anlatıyorsunuz başkanım. Ben sizin kadar nazik olamayacağım. Biz bunu yaptık, verdik. Yapımıyla ilgili ne düşüyorsa üzerimize. O zamanlar muhalefette meclis üyesiydik. İhlas 1'in içindeki cami. Ali Bey o zamanlar yönetimdeydi. O da bilir. Biz yine muhalefetteydik. TAY alanı, teknik donatı alanı kalksın diye ciddi çaba sarf ettik. Siz ilçe başkanıydınız, şehir plancısı getirdiniz, mimar getirdiniz. 3 yıl önce, 2014'ten 3 yıl önce bunları yaptık, burada önerge haline getirdik. AK Parti grubunun red vermesine rağmen o TAY alanını çıkardık biz buradan. Büyükşehir'de de oy birliğiyle geçti. O günkü AK Parti red verdi burada. Camilerle ilgili hassasiyetinizi vurguluyorum sizin. Yine 10-12 yıldır yapılmamış Adnan Kahveci'nin pazarın yanındaki cami bir yılda bitti arkadaşlar. İnsanlar ibadet ediyor. Ebu Bekir Camii. Ebru Hanım ya. Samimi söylüyorum, çok saygısızsınız. Mülayim Bey. Samimi söylüyorum. Ben edin. Hiç kesmedim sizin sözünüzü. Siz devam edin, buyurun. Müftünün nereden talimat aldığına gelince, daha önce Beylikdüzü Kaymakamı'yla ilgili söylediğim sözün arkasındayım. Gitti. Gidecek. Devleti temsil eden makamlar, ne bizden, ne AK Parti'den, ne bir başka partiden emir alamazlar. Emir alırlarsa o partinin elemanı gibi olurlar. Devleti küçültürler. Burada daha önce kaymakam yapmıştı. Şimdi Beylikdüzü müftüsü doğru konuşmayarak, bize söylediklerinin, belediye ile konuştuklarının arkasında durmayarak AK Parti ilçe başkanının talimatıyla yaptığını iddia ediyorum ben. İspatlarım. Kardeşim suçlamıyorum. Şimdi, direkt gerçeği söylüyorum. Şimdi devletin memurlarına devlet Mülayim Bey. Başkanım ben ispatsız hiçbir şey konuşmam. İspatlarım. Saniye, Mülayim Bey. İspatlarım. Gelirsiniz anlatırım size. Sayın arkadaşlar müsaade edin ya. Sayın sözcüğümüz müsaade edin. Hiçbir şey edemezsin. Mücahit AK Bey, Parti Mücahit ilçe Bey. Başkanı oradaki hizmeti engelleyen Mücahit tek Bey, adamdır. Mülayim Bey müsaade edin. Mücahit Bey müsaade edin. Mücahit Bey, Ali Bey bir susar mısınız? Az bir susar mısınız lütfen? Lütfen. Şimdi Mülayim Bey, bir dakika. Mücahit Bey, ben ısrarla dedim ki size bu konuyu açarsanız, depreştirirseniz bak bu konu uzar. Mülayim Bey, sizden ricamız şu. Burada siz süreci anlatırken, burada cevap hakkı olmayan ve cevap veremeyecek kişileri zan altında bırakacak açıklamaları yapmamanızı istiyoruz. Çünkü bu bahsettiğiniz konuları basın yoluyla, başka yazışmalarla yapabilirsiniz. Ben dedim ki ispata tabidir ama ben zaten ifade ettim. İspat edileceği zaman da ifade ederim dedim. Ama siz bu söyleyeceğiniz sözlerle cevap hakkı olmayan insanların bir şekilde isminin burada geçmesini ben çok doğru bulmuyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Lütfen devam edin. Sayın Başkan, yine söylediğim yerdeyim. Devleti temsil eden mülki amirler ve yönetenler hiçbir siyasi partinin güdümünde olmamalılar. Bahsettiğiniz bu kuralla ilgili bizim bir sözümüz yok. Sadece kişilerle ilgili söylediğim şey, tamam? Evet. Daha önce de söylediğim gibi ya devletin talimatlarını millet için uygulayacaklar. Ondan sonra bunları yaparsak birileri hepimizi kandırır arkadaşlar. Kanmayacak, devlet kanmaz.
Devlet kimseye tabi olmaz. Devlet milletine eşit mesafede olur. A parti B parti olmaz. Sen de gidiyorsan senin işini yapacak. Ben de gidiyorsam yapacak. Ayrı bir özel durum yaratırsa o zaman devletin adamı olmaz. Bir siyasi partinin olur. Ben bunu söylüyorum. Camilerle, dini tesislerle ilgili sabah ben size söyledim başkanım. Dedim ki başkanım bu konuyu bilgilendirmesini yapalım. Cumartesi günü çünkü ben oradaydım. Siz dediniz ki camiyle ilgili, İBB ile ilgili bu konu konuşulmasın. Çok doğru bulmuyorum. İBB ile biz müzakere ederiz dediniz. O yüzden sustuk. Mücahit arkadaş almış eline bir tane kroki, neyse plan, onu anlatıyor. Oradaydık kardeşim, biz oradaydık. İBB'nin... Mücahit Bey, müsaade edin. Olabilir. Mücahit Bey, ne dediğini konuşursunuz sonra ama bir konuşma anında müdahale etmeyin. Orada İBB'den gelen bölge zabıta amiri, yine teknik müdür yardımcısı arkadaşla oturduk 3 saat sohbet ettik. Hiçbir sorun yok. Sadece niye geldiğini bilmiyor hiç kimse. Bize talimat geldi müftülükten, bir basit bir kağıda bir yazı, gelin burayı yapın gibi. Kardeş nerede bunun altlığı, üstlüğü, nerede, nedir bu? Biz teknik personelimizi çağırdığımızda ispatladılar, ikna aldılar, çektiler, gittiler. Başka bir problem yok. Ne sürtüşme var. Fakat orada o kalabalığı gören vatandaş ne oluyor sorgulamasını yapacağını bildiğimiz için hepimiz orada vatandaşa cevap vermek için 15 meclis üyesi arkadaşla orada hazır bulunduk. Konu budur. Yoksa İBB'den gelen arkadaşlarla en ufak bir sürtüşme yok. 3 saat sohbet etme olanağı oldu. Bir sürü ortak dostumuz çıktı. Hiçbir problem yok. Konu bundan ibarettir. Cumartesi konusu budur. Bu kadar başkanım. Söyleyeceklerim bu. Teşekkür ederim. Önergelere geçelim. Ben gereken uyarıyı yaptım. Mücahit Bey, gereken uyarıyı yaptım. Sizin yapmanıza gerek yok. Mücahit Bey, ben gereken uyarıyı yaptım. İspata tabidir. Tamam. Gereken şeyi açıklamayı ilçe başkanınız yapar. Evet. Şimdi önergelere geçelim. Önerge sahibi kim? Siz misiniz? Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve değerli Beylikdüzü halkı, herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben şunu soruyorum. Beylikdüzü belediyemizde çalışan veya çalışmayan herhangi biri veya birilerinin cep telefon faturası belediyemiz tarafından ödeniyor mu? Ödeniyorsa tam bunlar kimlerdir? Çalışan ya da çalışmayan deyince olmadı o yani. Ya olur, siz Trabzon'daki bir köye de sonuçta yardım ediyorsunuz. Birçok şeye de yardım ediyorsunuz. Yani çalışmayan birilerinin de hayrına cep telefonu faturasını ödüyorsunuz. Benim olabilirsiniz. Benim nereye yardım ettiğimi siz bilemezsiniz. Çok yere ederim de. Çalışan ve çalışmayan dediniz. Bakın evet. O doğru değil yani. Yani neyi ya sormak olabilir. Mesela ama vatandaşa siz peki, dersiniz tamam ki biz tamam sizin cep telefonu tamam faturanızı ödüyoruz, ödemek istiyoruz. Ödediğiniz var mı yok mu onu soruyoruz peki zaten. Önergeyi, ödüyorsanız şu ana kadar kimlerdir onları öğrenmek istiyoruz ve fatura miktarını, tutarını öğrenmek istiyoruz. Tamam. Teşekkür önergenin ederim. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Başka soru önergesi olan. Buyurun. 3 önerge dediniz değil mi Mücahit Bey? Sizin mi var? Peki. Sayın Başkan, hizmet yapma noktasındaki hassasiyetinizin farkındayız. İsteklisiniz, uğraşıyorsunuz. Ama maalesef beceremiyorsunuz. Yani 3 yıldır ben şimdi kendim bakın, şahsım adına, bakın, şahsım değerli, adına. Değerli meclis üyesi arkadaşım bak. Bak şahsım adına. Arkadaşım, ya bak. Bana göre beceremiyorsunuz değerli başkanım. Siz arkadaşım beceriyor olabilirsiniz kendinize. Değerli meclis üyesi arkadaşım bak. Evet. Önergenin bir usulü vardır. Bak önerge bir konu içerir ve bir soru işe içerir. Sayın Başkan biz teknik adam değiliz. Bak, biz meclis üyesiyiz. Bak bir şey söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Ama sayın biz burada teknik arkadaşım açıklama mı yapıyoruz? Meclis üyesi arkadaşım. Hayır teknik açıklama değil. Adım Yavuz Demirci. Buyurun. Meclis üyesi arkadaşım. Yavuz Bey olduğunu biliyorum ben. Meclis üyesi arkadaşım. Diyorum ki bir önergenin veriliş biçimi vardır. Usulü vardır. Şimdi beceremiyorsun diye şahsıma bir şey söylediğin zaman aynen az önce uyardığım gibi bu cevap hakkı doğurur, bu başka bir şey. Şimdi lütfen önergenizi sunun.
Şimdi yani becerememe konusu evet. Sizin kişisel fikrinizdir. O kişisel fikrinizi başka yerlerde beyan edebilirsiniz. Hayır hayır. Peki bak, siz beyanın, süper işler yapıyorsunuz beyan, şu anda. Bir dakika. Beyan gündem evet. dışı olur. Gündem dışı olur Mücahit Bey. Bir önerge de olmaz. O zaman bunu öğrenin. Bir önerge de olmaz. Buyurun. Şimdi ben teknik açıklama yapmıyorum. Burada meclis üyesi olarak AK Parti'yi temsil eden meclis üyelerinden birisi olarak mevcut yönetimde olan belediye başkanlığı ve onun yönetimini eleştirme hakkına sahibiz. Eğer bu eleştiriden yükseneceksek, gocunacaksak bize söz vermeyerek siz hayır, burada hayır. başarılı olduğunuzu düşünmeyin. Bize Yavuz daha Bey, söz vermiyorsunuz Yavuz Sayın Bey, Başkan. Lütfen önergenize geçin. Geçeceğim tabii ki müsaade ederseniz buyurun. Ona da geçeceğim. Şimdi edelim. Şunu söylüyorum. Yani bize göre bakın ben sabırla 3 yıldır önerge veriyorum. Trafikle alakalı defalarca önerge verdim. Başkanlık makamına da gitti bunlar. Benim beceremediğiniz dediğim şey 3. yılın sonunda olan bir şey. Trafikle alakalı maalesef hala daha bir gelişme yok. Şu Beylülsüm'ün önünde yani affedersiniz mahalle tabiri kullanmak istemiyorum. Yırtık sökük bir tişörte döndü öyle söyleyeyim. Kimin nereden girdiği çıktığı belli değil. Şuraya bir düzen getirelim dedik. Bir sene önce kabul edildi. Maalesef hala bir düzen yok. Kafa kafaya geliyor millet kavga ediyor. Anadolu Caddesi'nin orası yine öyle pazar çıkışı perişan durumda millet perişan oluyor. Pazarın içinde o trafik otopark yerlerini düzenlemişsiniz. Eskiden yapılan otopark çalışması sarı çizgi böyle. Siz mavileri ters 90 derece çizmişsiniz. Şu anda millet park ediyor. Pazar yeri kavga ana baba gürültü yeri. Adam arabasını bırakıyor öbür vatandaş gelinceye kadar vatandaş bekliyor. Hakeza Beylikdüzü'nün girişi. Yani bu trafikle alakalı sizden ricamız ciddi adımlar atılıp bir şekilde çözüm yapılması. Ve bununla alakalı da otopark yerleri olsun, trafiğin çözümlenmesi olsun, zabıta olsun. Bir iki kere burada zabıta gözüktü. Vatandaşa yol tarifi yaptı, bir şeyler yaptı. O günden sonra daha zabıta yok piyasada. İki kere çıktı ondan sonra yok. Demek istediğimiz bu trafikle alakalı ciddi adım atılması ve bunun çözülmesi. Burada yanlış bir şey yok. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben artık yani çünkü önergeyi anlamadım başkan, ama. Sayın Başkan biz size defalarca önerge verdik ama başkanlık peki, makamı peki, uzay makamı gibi atılan roket geri gelmiyor. Ebru yani Hanım, o başkanlık makamına gidiyor. Geçelim. Buyurun Ebru Hanım. Yani bir projemiz var mı yok mu onu soruyoruz. Evet. Tamam, projemizi anlatacağız zaten, anlatıyoruz. Buyurun Ebru Hanım. Fuat Bey önünüze dönelim. Evet. Sayın Başkan, Fuat meclis Bey, üyeleri şimdi bu evet ben uyarımı yaptım. Buyurun. Lütfen Fuat Bey konuşanı dinliyor herhalde. Buyurun evet. Ebru Hanım. Buyurun. Sükuneti sağlarsak arkadaşlar evet, bir lütfen, şey söyleyelim. Lütfen bir önerge verelim dinliyorum. Müsaadenizle. Buyurun. Sayın Başkan şimdi Yavuz arkadaşımızın bahsettiği gibi Beylikdüzü'nde hakikaten trafik ciddi problem. Özellikle de iş çıkış saatlerinde Beylikdüzü'ne girdiniz. Çıkmanız neredeyse bir saati alıyor içinden ki E5'e bu kadar yakınken. Tabii Yavuz Bey'in net sorduğu şeyler olacak herhalde. Yani nerelerde ne çeşit proje çözümleriniz var? Bunu bir sormuş olalım size. Hazır böyle bir problemimiz varken bu problemlerimize bir problem daha ekledik biz şu anda Atatürk Bulvarı'nda. O da şöyle, 740'a 9 parsel Teras Park AVM önündeki parklanma alanı. Sayın Başkan, özellikle de pazar günleri bu konularda önünde bir parklanma alanı var. Orada dükkanların çoğu açılmış durumda, işler durumda. Fakat önündeki park alanında şu anda özel bir valeye kiraya verilmiş durumda. Yaklaşık 10-15 TL gibi fahiş fiyatlarla para alınarak oralara parklanma sağlanıyor. Bu sıkıntı da olunca tabii oraya gelenler bunu tercih etmeyip o cadde üzerine eski park alanına doğru ciddi bir yığılma yapıyorlar. Özellikle de bu pazar günleri sabahları yoğun oluyor. Hafta arası akşam yoğun oluyor. Pazar günleri biliyorsunuz pazar var. Şunu soracağım. Ben hepimizin bildiği gibi bu projeler yapılırken çeşitli yönetmeliklere göre belli alanlar otoparklara ayrılmak zorunda. Yani buradaki ticaret alanlarının kullanması gereken otoparklar var. Belli metrekarelerde belli adetlerde ayrılıyor. Bu önde, bu valiye kiraya verilen alan, bu ruhsat projesinde hangi saha içindedir?
hangi kullanım içindedir? AVM'ye ait park alanıysa, otopark alanıysa oranın ivedilikle bu ücretli parktan arındırılması vatandaşa ve oradaki hizmet alacak dükkanlara, yani vatandaş bekleyen dükkanlara da tahsis edilmesini talep ediyoruz. Bu anlamda ruhsat projesine bakarıp tarafımıza veya meclise bu konuda bilgi verilmesini, oradaki problemin de çözülmesi için ivedilikle hareket edilmesini daha problem artmadan rica ediyoruz. Evet, başkanım, evet. Bir şey daha ekleyeyim. Aynı şekilde bir ortada o Mardin havuzunda göbek çalışmanız var şu anda. Fakat orada nasıl bir iz çalışması yapıldıysa, alan genişletildi. Yani etrafındaki alan genişletildi. Bizim kent tarafına doğru araç kuyruğu şu anda bizim kentin sonuna doğru uzamış durumda. Yani orası tek şeride dönüyor. Yine de orada da yanlış bir iz çalışması var. Yanlış bir çalışma var sola dönüşte özellikle. Bunun da tekrar İlk değerlendirmesi. İlk önergenizi oylayalım isterseniz. Tamam, yani İlk önergenin gündeme alınmasını, yani bu otopark vale hususunun evet probleminin gündeme alınması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi önergeler bitti ama pardon, sizin de önergeniz var. Şöyle, şimdi tabii ulaşımla ilgili bütüncül hareket edilmesi hususunda taleplerimiz var. Çalışmalarımız var. Farklı kurumlara da sunduğumuz projelerimiz var. O zaman hani birkaç konuyla ilgili bilgilendirelim. Bir tanesi, özellikle Ebru Hanım'ın da işaret ettiği, bu kadar E5'e yakınken niye bu kadar giriş problemi yaşıyoruz diye bahsettiği konudan kısaca bahsedeyim. Şimdi Beylikdüzü'nün 4 giriş noktası var. Bir tanesi liman yolu. Bir diğeri Yakuplu, özellikle hasırcılar diye tarif ettiğimiz alanın üst kısmından giriş. Bir tanesi bizim kent köprüsü. Bir diğeri de Beykent girişi. Bunlara beşinciyi gerçekten uzun yazışmalar ve ikna süreciyle Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemize bir giriş noktası olarak açtığı metrobüs meydanının üstü. Bu beşinci nokta. Şimdi bizim kentin önündeki giriş çok kritik bir nokta ve biz bu noktayla ilgili proje önerimizi, yanlış olmasın, 2015 Ekim ayında sunduk. Ve önerimiz aynen şu: malumunuz E5 aksı üzerinde bizim herhangi bir yetkimiz yok. Hatta bazı ana arterler üzerinde de herhangi bir yetkimiz yok. O zaman başta Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarım olmak üzere onlara da buradan çağrı yapıyorum. Bu konuyla ilgili ben geçen sene Ağustos meclisinde de konuşma yaptım. Büyükşehir Belediyesi'nde beni dinleyen arkadaşlarım var burada. Özellikle bizim kent köprüsündeki dönüşle alakalı önerdiğimiz şuydu. Bir, Beylikdüzü bizim kentin köprünün altındaki otobüs duraklarının orada olmaması, onun Beylikdüzü'ne dönüş kavşağından sonraya aktarılması. Çünkü esas kitlenmeyi sağlayan nokta odur ve bundan ötürü de çok büyük sıkıntı yaşadığımızı belirten bir proje onayı sunduk, önerisi sunduk. Hatta dönüş aksını dar yapmışlardı, onun da genişletilmesi o önerimizde vardı. Sonradan belki farkındasınızdır, Büyükşehir ilk yaptığı dönüş aksını genişleterek yaptı. Bir sonraki noktaya aktarılması ile ilgili de Esenyurt'tan E5'e Tekirdağ yönünde katılımla ilgili, oradan katılıma ihtiyaç yok diye aktardık ki onlar da kabul ettiler. Yaklaşık 2 yıldır, yani yaklaşık 1,5-2 yıldır biz bu çözümle ilgili cevap bekliyoruz. Yani bize geçen sene yaz döneminde buranın tamamlanacağı taahhüdü verilmişti. Tabii yaz çok farklı gündemlerle geçti. Türkiye'nin farklı sıkıntılarıyla muhatap olduk hep beraber. Ama bu baharda çözümü için yine özellikle süreci takip edeceğiz. Bir başka husus Beykent girişi. Beykent girişiyle ilgili de ta E5 Beykent'ten, yani Beylikdüzü'nün sınırının olmadığı E5 Beykent'ten ta şeye kadar, yani yeni açılan Devlet Hastanesi'nin bitiminin daha ilerisine kadar olan kısmı ile ilgili de önerimizi sunduk. Yani onu önerinin içerisinde, hatta en son yazılı hatırlatmamızı 3-4 hafta önce Büyükçekmece Belediyesi ile müşterek toplantı yaparak da aktardık. O bölge, 350 yataklı Devlet Hastanesi'nin yapıldığı o bölge acilen
trafik çözümünü elde etmez ise İstanbul'un en kaos yaşanan noktası haline gelir diye aktardık. Tekrar söylüyorum, o ana bulvar üzerinde E5 aksında sınırımız bile yok. Ve bu alandaki bu yatırımın çok hızlı ivedilikle yapılması hususunda hastanelerin bölge yöneticisine, mevcut hastanenin yöneticisine biz bu konuda masaya oturup kendi payımıza ne düşüyorsa yapmaya hazırız diye de 4-5 toplantıyla bunu ilettik. Bunların hepsi yazılıdır. Sözlü olan da var ama yazılı olanlar özellikle belirtiyorum. Dolayısıyla iki nokta Beylikdüzü için çok çok önemli. Bir tanesi Beykent ki şu anda iyi günlerini yaşıyoruz. Bir diğeri de bizim kent. Tekrar ifade ediyorum, buradaki meclis üyelerimin bildiği üzere E5 aksında bizim çivi çakma dahi yetkimiz yok. Büyükşehir Belediyesi'nden bu beklentilerimizi özellikle ulaşımla ilgili İstanbul'la ve E5'le bağlantı noktasında makro ölçekte bir bunu ilettik, iki metro ile ilgili beklentimizi ilettik. Diğer konular enerji vesaire. Hatta bununla da yetinmedik. Biz Büyükşehir Belediyesi ile en üst seviyede yaptığımız bu diyalogları yine bu maddelerle 4-5 maddeyle Sayın Başbakanımıza kadar götürdük. Bir saatte kendisine aktardık. O bakımdan ulaşım dediğiniz konu, işte konunun en başta meclisi açarken anlattığım senede 100 bin nüfusu artan bu bölgede ortak bir çalışmayla sürdürülmesi gereken, yetkisiz olduğumuz yerlerde dahi proje üreterek önerdiğimiz bir ortamda, inanın ilçe içinde de sorunları çözmede dönem dönem aynı sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Örnek verdiğiniz Atatürk Bulvar. Değerli arkadaşlar, Atatürk Bulvarı ile ilgili UKOME'ye onaylattığımız yan yolları rehabilite eden, ulaşım yönlerini ve akslarını düzenleyen projemizi Büyükşehir Belediyesi'ne sunduğumuz tarihten bugüne bir yıl geçti. Onaylattık, kendileri onayladılar, sunduk. Ve önerimiz şu, lütfen ya siz yapın ya da bize deyin ki bizim programımızı alamıyoruz, Beylikdüzü Belediyesi olarak siz yapın. Cevap bekliyoruz. Bunun gibi aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Bulvarı, aynı şekilde Hürriyet Bulvarı, aynı şekilde Osman Gazi Bulvarı, Orhan Gazi Bulvarı. Dolayısıyla bütün bu kavramlar sıkı sıkı takip ediyoruz. Elbette İstanbul büyük bir olay yani. Elbette ki Büyükşehir Belediyesi'nin gündemi de çok yoğun. Ancak biz demiyoruz ki illa siz yapın, öyle bir yetkimiz de yok zaten. Diyoruz ki programınızı alın. Bak projeyi biz tasarladık, onaylattık. Programınızı alın. Alamıyorsanız bize deyin ki siz yapın. Dolayısıyla ana arterler, kavşaklar, İstanbul'a girişler noktasında inanın birimlerimiz an ve an takipte. Büyükşehir Belediyesi'nden cevaplarını bekliyoruz. Dediğim gibi sadece İstanbul'la yetinmedik. Sayın Başbakanımıza kadar dolayı götürdük. Bu ulaşımla ilgili cevaplarımızı size aktarmış olalım. Buyurun. Şimdi siz konuşmanızın ilk başında 80 bin nüfus geldi dediniz, haklısınız. Şimdi Beylikdüzü'ne öngörülen nüfus 1/25.000 planlarda 600 bindir toplam. Yok şimdi 80 bin demedi Beylikdüzü, 100 bine yakın 4 ilçeyi söyledim. Tamam yani neticede yılda şu, şuradan, dedim yani. Yılda şöyle yani Beylikdüzü'ne toplam gelmesi düşünülen nüfus veya altyapısı 600 bin nüfusa 450 göre yapıldı. 450 bin 500 bin aksında evet. Dolayısıyla bin. Şimdi İnşallah 600 bin olmasın yani. Planlamada yani 450 şu var, ile 500 bin Sayın Başkan, şu var. Siz planlamanızı doğru yaparsanız, siz demin saydınız tabii, depremi tabii. Var, afeti var ama şu imar planlama da bu ayakların çok önemlilerinden biridir. Kesinlikle. Bunu muhakkak hatırlatmamız gerekiyor. Tabii. Bugün 5000 planlara göre, yani 5000 planı, 25000 planlara göre bir tek Gürpınar bölgemizin yapıldı. Yani eski Gürpınar beldesinin yapıldı. Beylikdüzü'nün ve Yakuplu'nun halen bu plana uygun veya birbiriyle entegre 5000 planı ve 1000 planı yok. Uygulama imar planı ve nazım planı. Yok. Dolayısıyla ivedilikle bu çalışmaların da başlatılıp işte o şey sorunlarının, ulaşım sorunlarının da bu plan altında çözülmesi gerekiyor. Sayın Başkan, metro istiyorsunuz. Metro bu işin bir ayağı ama metroya geldiğinde farz edelim geldi. Parklanmasını yaptığınız anda, metroya parklanma olduğu anda buradaki içerideki trafik sorunu iki kat daha artar. Bu park alanı yaratılmazsa, otopark alanı yaratılmazsa metroya. O çözümler metro projesi içinde var ama. Ama şu anda hani
neresinde var, var yani. Metro projesinin biliyorsunuz kamulaştırmalar yapıldı vesaire. Ay inşallah o alanda bir kamulaştırma var. Çalışması var, var. Bizim kentin orada otoparksa ne mutlu, park et devam et sisteminin var. De ciddi ebatla çözülüyor olması lazım. İnşallah, inşallah tabii ki. Evet. Dolayısıyla hizmet nereden gelirse gelsin Sayın Başkan, biz kesinlikle. Beylikdüzü'nde yaşıyoruz. Kesinlikle. Buradan da başka bir yere gitmeye gidecek halimiz yok, niyetimiz de yok zaten. Kesinlikle. İnşallah hepimiz Beylikdüzü için en iyisini istiyoruz. İnşallah. Hizmet nereden gelirse gelsin, kimin emeği olursa olsun kabulümüzdür. Teşekkür ediyoruz. Rica sağ ederiz. Olun. Teşekkürler. Evet, gündem maddelerine geçeceğiz. Aa, özür diliyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesi vardı. Buyurun Mülayim Bey, özür diliyorum. Sayın Başkan, değerli meclis, değerli Beylikdüzü halkı. Benim iki önergem olacak. Biri teklif, AK Partili arkadaşlarla birlikte yapabileceğimiz bir şey olacak da. Diğeri, Beylikdüzü Spor Kulübümüz başarıdan başarıya koşuyor. Şimdi de süper amatör playoff'a kaldı. Bu başarılarının ödüllendirilmesi için başarı yönetmeliğinden faydalanmaları konusunun gündeme alınmasını istiyorum. Daha sonra plan bütçede görüşülecek. Mücahit arkadaşla da görüşerek, birlikte müşterek bir hale getirdik bunu. Önerim bu. Oylanmasını istiyorum. Sonra bir önerim daha var. Sayın Başkan, buna müşterek demeyelim. CHP grubun önerisi olsun. Fakat plan bütçeye sevk edelim. Orada gündeme alıyoruz. Gündeme alalım. Mücahit Bey. Doğru. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. İkinci önergem, Beylikdüzü'nde ve ülkemizin her yerinde elektrik kesinti problemi yaşıyoruz. Benim önerim, uygun görürse, biz bunun teknik ayağını biliyoruz. Siyasi ayağıyla ilgili ta Enerji Bakanlığı'na kadar gidilmek üzere Beylikdüzü'nde en azından vatandaşımızı doğru bilgilendirmek için Adnan Kahveci'de 6 günde bir siteye elektrik veremediler. Ne bileyim, her gün ortalama 9-10 saat elektrik kesiliyor. Yani özelleştirilmiş, içindeki taşeronlar her gün değişen kurumda ilgili Enerji Bakanlığı'na kadar gidip siyasi baskı belediye meclisi olarak yapmayı öneriyorum AK Partili arkadaşlara. Yani önerim şu, elektrik problemleriyle ilgili bir komisyon kurulmasını talep ediyorum. Baskı nasıl uygun görün? Baskı demeyelim de o zaman şu önergenizin son cümlesi olarak alalım. Baskı evet. Şu, siyasi baskı evet, dediğim seçilmişlerin gidip orada baskısı. Son cümleniz bence daha doğru gibi geliyor. Önce enerji problemlerinin tespit edilip... Evet. Buna göre bir eylem planlanması ile ilgili bir komisyon talebiniz var. Evet Sayın Başkan. Öyle mi diyelim? Meclisin de bu işe dahil olması ile ilgili. Ben hatta şunu da bir adım öne çıkaralım. Bu komisyonun başkanlığını da AK Partili arkadaşlarımızdan biri yapsın. Bazen oluyor, çok seyrek ama oluyor. Evet. Peki. Gün, önerimin gündeme alınmasını tamam, istiyorum. Tamam. İlçemizdeki enerji yani elektrik problemleriyle ilgili problemlerin görüşülmesi ve tespit edilmesi hususunda meclisin çalışması ile ilgili bir komisyon kurulması önergesini gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Gündem önergenize verilen cevapla ilgili. Peki buyurun. Sayın Başkan, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Zannedersem geçen ayki önergem. Evet, geçen ay bir önerge vermiştim. Yaklaşık bir 41 dönümden fazla bir arazi satışı oldu. Daha doğrusu yetki aldınız. Burada ada ada parsel parsel saymayacağım. Bununla ilgili ne şekilde ihalenin yapıldığını ve sonuçlarının ne olduğunu sordum. Maalesef aldığım cevapta satılan yerlerin hangi tarihte satıldığı, tapu kaydını, tapu devri olup olmadığını, ben ne kadara satıldığını sordum. Fiyat olarak da encümen yapmış ihaleyi. Yani bir şeffaflık ilkesine atfen bunun ne kadar olduğunu bilmek istiyorum. Mücahit Bey, tamam. Nasıl olur mu öyle? Ya olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey canım? Olmuş. Tamam lütfen, lütfen. Evet devam edin İzzet Bey. Tamam lütfen. İzzet Bey devam edin. Başkanım bu önergeye cevap almak istiyorum. Bir de sadece bir şey daha eklemek istiyorum.
Yaklaşık 3 yıl görevdesiniz başkanım. 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni halkımıza şikayet ediyorsunuz. Yani bunu bir son vermemiz lazım. Yaptığınız hizmetlerden bahsetmenizi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Gündem maddelerine geçiyoruz. İnsan kaynakları, pardon özür dilerim. Önce başkanlık teklifiyle ilgili iki teklifimiz var. Gündem alınmasıyla ilgili. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz arkadaşlar? Sükuneti sağlayalım. Hanımefendi verilir öyle şey mi olur? Sükuneti sağlayalım. Sükuneti sağlayalım. Öyle şey mi olur? Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, başkanlık tekliflerimiz vardı. Bir tanesi bir spor salonunun ismiyle ilgili bir madde. Lütfen sükunet. Lütfen sükunet. Hanımefendiler, beyefendiler, lütfen sükunet. Lütfen. Başkanlık teklifi olarak spor salonuna isim verilmesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden Mücahit Bey, okuyorum ama dinin spor salonuna isim verin. Ya gündeme alınıyor, orada bakacaksınız. Yaşar Acar Fen Lisesi'nin yanında yaptırdığımız spor salonuna ismin verilmesini, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kavaklı Mahallesi'nde 1197 parselin trafo merkeziyle ilgili bir konu yine başkanlık maddesi olarak gündeme getirildi. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis gündem maddelerini görüşülmesine geçiyoruz. Bu arada gündeme aldığımız maddeleri sıralıyorsunuz değil mi? En son vereceksiniz bana. Evet. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nden dolu kadro derecesi değişikliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler buyurun. Sayın Başkan, bizim buradaki oyumuz kabul yönünde olacak. Fakat şunu bir ifade edeyim. Şimdi bu kadro değişikliğiyle alakalı kimlerin faydalandığı noktasında bir izah şart aslında. Yani en azından evrakların içinde şart. Ben mecliste bunları teker teker ismen beyan edin demiyorum. Fakat bunlardan kimlerin faydalandığı noktasında biz bilgi sahibi olmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, yani etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İşletme İştirakler Müdürlüğü ile ilgili yine bir trafo konusu var. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İşletme İştirakler Müdürlüğü'nden yine bir TEDAŞ ile ilgili bir trafo yeri ile ilgili bir konumuz var. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen bu konu daha önce sadece rakam belirtilmişti. Bunun hani nakdi aynı noktasında aynı olarak yapılması hususu eklendi buraya. Direkt teklif kararı olarak oylayabiliriz. Teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Park Bahçeler Müdürlüğü bu konumuz yıllara sarih bir ihaleye çıkılmasıyla ilgili bütüncül bir proje olmasından ötürü bu ihalenin yapılmasıyla alakalı bu konuyu da Sayın Başkan, evet. bizim beyanımız şu, plan bütçe ve hukuk komisyonuna gönderilmesi şeklindedir Sayın Başkan. Evet. Zira genel bir talep var ve içerik çok fazla açıklayıcı olmadı. Detayına bakmak lazım gibi düşünüyorum. Yani olumsuz olur. Da durmuyoruz yani ama... Olur. Plan bütçe ve hukuka yani sevgili. Burada tek şey şu, tekrar ifade edeyim. Yani geldiğimizde devraldığımız bir ihalenin çok parçalı bir ihale. Sonrasında yani bunun 2-3 parçayla toparlanması kurumumuzu ciddi anlamda zora sokmuştur. Yaşam Vadisi bu ilçenin değil İstanbul'un en değerli alanlarından biri olmaya namzet bir bölgedir. Malum kalan kısımla ilgili bütüncül bir yarışma projesi yapılmıştır. Çok değerli, nitelikli bir proje elimize geçtiğini şöyle ifade edebilirim. İki ulaşım noktasının Büyükşehir Belediyesi tarafından da Ulaştırma Koordinasyon Merkezi tarafından onaylandığını
iki kritik noktanın köprü geçişiyle üç nokta aslında. Dolayısıyla çok olgun bir proje elimizde var. Bu işin bütüncül ihale edilmesinin hem kurumumuza hem bu projeye hem de dolayısıyla insanlarımıza fayda sunacağını belirtmek istiyorum. Bahsedilen plan bütçe ve hukuk komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mali hizmetlerden gelen bir yine Gürpınar Belediyesi döneminden başlayan bir dava süreci var. Daha doğrusu verilmiş bir yerle ilgili daha sonrasında kurumumuza açılan dava neticelenmiş sulh konusu var. Bu konunun hukuka gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci madde Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen bir madde. Burada aslında şöyle yani %60-40 mevzusu çoğunuzun bildiği bir imar hakkı zaten vatandaşımızın var ama geçmişten bugüne çok fazla arazisinin hırpalanması vatandaşta bir takım kaygılar oluşturmuş. Meclis onayıyla yerini vermek istiyor. Aynı var olan yerde var olan imar hakkını kullanacak zaten ama meclis kararıyla yerini bağışlamak istiyor. Şartlı bağışta da imar hakkımı kullanmak diyor. Zaten imar hakkını da plan notuna göre kullanacak. İsterseniz direkt teklif kararı oylayabiliriz. Peki. Hukuk ve imara gitsin. Kazanmış zaten. İmar ve hukuk mu diyorsunuz? Peki siz... İmar ve Hukuk Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Proje Müdürlüğü'nden gelen bir imar planı değişikliği var Gürpınar'la ilgili. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine 9. madde Plan Proje Müdürlüğü'nün Kavaklı ile ilgili bir 364 ada 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliği imar komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. maddemiz yine Yakuplu'da 573 adı 15 parselin yine 583 adı 3 parsel çevresinde tekli alanlarla ilgili bir imar planı değişikliği hususu var. İmar komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporlarımızdan 11. maddede imar komisyonundan gelen bir hususumuz var. Park telli tescil harici alana ilişkin bir bölü bin imar planı değişikliği var mı bu konuda herhangi bir bilgi aktarımı? Yok herhalde. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündem sıralarını alabilir miyim? Evet. 12. madde bu başkanlık maddelerini 15 ve 16 diye. Peki. Tamam var. 12. madde Teras Park AVM önündeki parklanma sorununun tespiti ve onunla ilgili çözümün oluşturulması ile ilgili hususun yani başkanlık makamına gider yani trafik komisyonu ile bir ilgisi var mı bilmiyorum. Önerge. Onun için başkanlık makamına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde Beylikdüzü Spor Kulübü'ne yardım verilmesi hususu spor komisyonuna mı? Genç spor komisyonuna. Plan bütçe mi? Evet. Plan bütçe ve spor komisyonuna oylarınıza sunuyorum sevkini. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlçemizdeki elektrik konularının oluşması ile ilgili bir komisyon kurulması ve bu konuda çalışması. O zaman burada bir komisyon kurmamız gerekecek herhalde. 3 arkadaş olsun isterseniz.
5 arkadaş. Peki. Sayın Başkan, bu görev tanımını bir daha yapabilir miyiz? Çünkü yani şöyle aslında özgün, baskı falan özgün dedi bir enerjiyle ilgili projeler, yani enerjiyle ilgili sorunların tespit edildiği, farklı kurumlardan neler yaşandığı ile ilgili bir komisyon tespit yapacak, meclise sunacak. Bundan sonra da sanıyorum çözümüyle ilgili de kurumlarla diyalog kuracak, tahmin ediyorum. Böyle bir şey önerdiniz. Bence bir komisyon kuralım, bir araştırma gibi yapsın yani. Enerjiyle ilgili yaşanan yani sorunlar. Bunu aslında bu şekilde baskın şekilde değil de keşke bizle istişare ederek şey yapsak. Yani isimleri belirlesek falan, aceleye getirmeyip tamam, isterseniz. Tamam, isimleri belirleyelim. İsimleri belirleyelim. Cuma... Hayır, ama şimdi diğer komisyonları sevk etmem lazım. Yani onun için isimleri belirleyelim, siz kendi içinizde bunu tartışın. İşletip işletmemeyi. Aldık, gündeme aldık değerli arkadaşlar. Gündeme aldık. Şimdi burada enerji sorunlarıyla ilgili bir çalışma yapıp komisyonun bir çalışma tamam, komisyon hayır. kuralım. Cuma'ya bırakalım gündemi, onu diyorum ben. Ama bakın diğer iki komisyon gündemi önemli. Tamam. Oynayarak bunu sonuncu madde yapalım. Tabii tabii, bir ara verelim de ona göre belirleyelim. Evet, peki. Hayır, komisyon kurulmasına zaten karar verildi. Peki, şöyle yapalım. 14. madde olarak spor salonuna, Yaşar Acar Fen Lisesi spor salonuna isim verilmesi hususunu, gündem madde sıra değişikliğini oylamaya gerek var mı orada? Oylayalım lütfen. Oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Yaşar Acar spor salonuna isim verilmesi hususunun gündeme aldık. Spor ve harita komisyonuna gönderelim. Baksın arkadaşlar. Sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Bir TEDAŞ konusu vardı. 15. madde olarak onu oylarınıza sunuyorum. İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. Gündemi burada kapatıyorum. 14. madde, 16. maddenin görüşülmesi TEDAŞ komisyonu ve diğer konuların da görüşülmesi cuma sabahına meclisi açacağız. Teşekkür ederim.